Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ceyda Perçinoğlu Aydın ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhaba. Bugün sizinle çok merak edilen konulardan bahsedeceğiz. Öncelikle miyomlardan bahsedelim. Miyom nedir? Sizden öğrenelim. Evet, miyomlar kadınların çok sık karşılaştığı problemlerden biri. Miyom rahmin düz kas tabakasından oluşan iyi huylu kitlelerdir. Tümörlerdir. Halk arasında ur olarak bilinirler. Miyomlar üreme çağındaki kadınlarda 35-45 yaş arası en sık olmakla birlikte çok sık görülürler. Toplumun %20 ile 30'unda biz miyom görürüz. Miyomlar genellikle bir şikayet oluşturmazlar hastada. Rutin jinekolojik kontroller sırasında gittiklerinde tespit edilirler. Tabii şikayet de oluşturabilirler hani büyüdükleri zaman yerleşimlerine göre ama genellikle rutin jinekolojik muayene sırasında biz miyomları tespit ederiz. Peki her miyom ameliyat gerektirir mi? Şimdi şöyle, her miyom operasyon gerektirmez. Miyomların belli tipleri vardır. Miyomlar rahim duvarının ortasında olabilir, dışına doğru olabilir. Subseroz miyom dediğimiz ya da rahim iç tabakası adet gördüğümüz, adete dökülen tabakaya yakın, orayı bombeleştirmiş, orayı delmiş şekilde olabilir. Ya da rahme tutunan bağların arasında olabilir. Buralarda miyomları görebiliyoruz. Miyomların yerleşim yerine göre ya da miyomların büyüklüğüne göre hastaya operasyon önerebiliyoruz. Miyomlar genellikle kadınlarda kendini kanamayla gösterirler. Daha çok kanamalar, adet düzensizlikleri görürüz. Özellikle bu rahmin iç tabakası dediğimiz endometriumu delen miyomlarda hastada daha önce bir şikayet yokken delinme olduktan sonra adet kanamalarının artması, adet aralarında lekelenme kanamaları gibi şikayetler görürüz. Ve bunlar kansızlık gibi şeylere sebep olabilir, sıkıntılara sebep olabilir. Çok büyük miyomlar yine rahimde kasılmalar, ağrı ile gelebilir hasta bize. İlişki sırasında ağrı olabilir. İdrar torbasına komşu olanlarda idrarda baskı ya da bağırsaklara komşu olanlarda büyük tuvalette, dışkılamada problemler görebiliriz hastalarda. Öncelikle hastada bir klinik şikayet varsa tabii ki de hastaya mutlaka operasyon öneririz bu durumda. Klinik şikayet olmadığında bazen miyom küçüktür ama yeri dediğim gibi çok sıkıntılı bir yerdedir. Ona da operasyon öneririz. Hasta gençse, gebelik planlıyorsa, 3-4 santim üzerinde bir miyomu varsa, çünkü miyomlar gebelikte büyürler. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında miyomların biz 3 ila 10 kata kadar dahi büyüdüklerini görebiliyoruz. O nedenle genç yaştaki hastalarda gebelik planlıyorsa 3-4 santimlik miyomların gebelik sırasında büyüyebileceğini hastaya iyice anlatmamız gerekir. Miyomun yeri hiçbir sıkıntı oluşturmuyor dahi olsa hastaya operasyon genellikle öneririz. Çünkü gebelik sırasında yine miyomla birlikte gebe kaldığında hasta bu büyüyen miyom, erken doğum, düşük tehdidi, hızla büyüyen miyomun beslenememesinden kaynaklı sürekli ağrılar gibi şeylere sebep olabilir. Peki miyom ameliyatlarında hangi yöntemler kullanılıyor? Evet, miyom operasyonlarında açık ve kapalı yöntemlerimiz var. Açık operasyon sezaryen alanından, sezaryen kesisinden açarak, hani batın katlarını geçerek miyomu çıkartma yöntemimiz. Ama şu anda daha ileri bir yöntem olan, hasta için daha konforlu olan laparoskopik, yani kapalı yöntemi kullanıyoruz miyom operasyonlarında. Hastanın göbek deliğinden genellikle bir kamerayla giriyoruz ve 2-3 tane küçük delik açıyoruz. 1-2 santimlik. Buradan aletlerle birlikte laparoskopik yöntem dediğimiz şekilde miyomu çıkartıyoruz. Hastada kesi olmuyor. Daha iz olmayan estetik bir yaklaşım oluyor. Ayrıca hastanın iyileşme süresi çok kısalıyor. Tam olarak karnı açmadığımız için. Bir gün sonra hasta taburcu olup evine gidebiliyor. Ve normal hayatına çok hızlı bir şekilde dönüyor. Daha iyi bir yöntem. Peki şunu da çok merak ediyoruz. Polip nedir hocam? Polip de miyomlar gibi kadınlarla çok sık karşılaştığımız bir patoloji. Miyom rahmin dış duvarında, kas tabakasında, polip ise rahmin iç tabakasında olan et parçası. Tabii polipler miyomlar kadar büyük olmazlar genellikle. 1-2 santimde kalırlar. Bir de aktif kısmında olduğu için rahmin, yani endometrium tabakasında olduğu için daha hızlı şikayet verirler. Çünkü o rahmin aktif her ay kalınlaşan tabakasındadır. Adetle beraber kalınlaşan tabakayı rahatsız eder polip ve kanamalara, lekelenmelere,
bitmeyen adet kanamalarına sebep olur kadında. Kadınlar genellikle bize bu şikayetle gelirler, polibi olan kadınlar. Hı hı. Peki tedavisi var mıdır hocam? Nasıl tedavi edilir? Tabii polipleri gördüğümüz zaman eğer ki şikayet oluşuyorsa mutlaka tedavi etmek gerekir. Polip operasyonları karından açarak olmaz. Yani miyom gibi olmaz. Polip operasyonları rahmin iç dokusuna gireriz. Bu histeroskopi dediğimiz yöntemle rahme bir kamerayla girip görerek polibi oradan çıkartırız. Peki jinekolojik muayeneye kadınlar ne kadar sıklıkla gitmeli? Jinekolojik muayeneyi yani hiçbir sıkıntısı olmayan kadınların yılda bir en azından bir defa jinekolojik muayene olmasını istiyoruz. Çünkü hiç semptom vermeyen birçok hani yumurtalık kisti, miyom, rahim kitlesi, polip bunların rutin jinekolojik muayenede tespit edildiğini biliyoruz. Ve erken tespit edildiğinde tedavi yöntemlerimiz çok daha farklı oluyor. Rutin jinekolojik muayenede hem bir spekulum muayenesiyle rahim ağzı muayenesi yapıyoruz ve smear alıyoruz. Tabii bizim için smear tarama testimiz çok önemli, jinekolojik muayenenin çok önemli bir parçası. Ve ultrasonla rahmi, yumurtalıkları, tüpleri değerlendiriyoruz. Peki smear testini ne kadar sıklıkla yaptırmalıyız? Smear testi 21 yaş sonrası cinsel aktif olan bayanlarda 3 yılda bir alınmasını öneriyoruz. 21 yaş öncesi smear testi almak aldığımızda gereksiz fazla ya ileri tanı tanılar koyup over diagnoz dediğimiz gereksiz tedavilere ve hastaya gereksiz panik yapmamıza sebep olabiliyor. Çünkü 21 yaş öncesi HPV virüsünü vücudumuz çok daha sıklıkla yok edebiliyor. 30 yaştan sonra yine 3 yılda bir öneriyoruz smear testini. Ancak son yıllarda yapılan HPV taraması, yani bu rahim ağzı kanserinde en sık görülen virüs olan HPV taramasını yaptırdığımız zaman smear ile beraber bu tarama testini kombine edersek 5 yılda bir de yapabiliriz. Yani sadece smear ise 3 yılda bir, yanında smear artı HPV taraması yapıyorsak 5 yılda bir yapılabilir. Peki yumurtalık kistlerine gelecek olursak hocam, yumurtalık kistleri tehlikeli midir? Yumurtalık fonksiyonel bir organımızdır kadın organlarından. Her ay yumurtlama ile birlikte aslında bizde 2 santime kadar kadınlarda bir kist oluşur. Zaten yumurta da kendi başına bir kisttir. Bu yumurta eğer çatlayamayıp, içindeki hani hücre atılamayıp daha da büyürse fonksiyonel yumurtalık kistlerine sebep olabilir. Kist demek içi sıvı dolu boşluk demektir aslında. Yumurtalık kistleri, 2 santimin üzerindeki kistleri evet takip etmek gerekir. Yumurtalık kistleri tabii yaşlara göre tehlikesi daha yani değişebilir. Ergenlik öncesi, üreme çağından önceki ergenlik öncesi dönemlerdeki ve menopozdan sonraki dönemlerdeki yani yumurtalıkların fonksiyonel olmadığı, daha az çalıştığı dönemlerdeki yumurtalık kistleri bizim için daha önemlidir. Çünkü o dönemde biz yumurtlama beklemiyoruz hastadan ve fonksiyonel kist ihtimalimiz azalıyor. Buralarda, bu dönemlerde 2 santimin üzerindeki kistler bizim için daha fazla önem taşırlar. Yumurtalık kistlerini ultrasonla genellikle değerlendiririz ve yumurtalıkla ilgili patolojiler rutin jinekolojik muayeneler sırasında genellikle tespit edilir. Hastaya bir şikayet oluşturmadan hastalar gelirler bize. Ultrasonda gördüğümüzde bizim bazı kriterlerimiz vardır. Bu kist acaba kötü huylu bir şey bize gösterebilir mi ya da iyi huylu bir kist midir, takip etmemiz yeterli midir diye. Eğer kistin içeriğinde katı alanlar, çıkıntılı alanlar, karnabahar görünümündeki alanlar görüyorsak, kistin cidarı eğer yani çevresi kalınsa, içeriği daha yoğunsa, kistin boyutları 6 santimden daha büyükse, bunlar bizim için biraz daha kitlenin daha dikkatli izlememizi de hastaya operasyon önermemizi gerektirebilir. Bazı kan tahlillerimiz vardır, tümör markörü dediğimiz. Kistlerde bu tümör markörlerimizde yüksek bulabiliyoruz kötü huylu kistlerde. Bir de kistler semptomatik hiç semptom vermediği gibi bazıları hani büyüdükçe şikayet oluşturabiliyorlar hastada. Kist bir kere cidarı, çevresi çok gerilebilir. İçi su dolu bir kitle dedik zaten kist için. Çok gerildiği zaman patlamalar olabilir. Bunlar da kendilerini ani karın ağrılarıyla gösterirler. Ya da kist serbest su dolu bir balon gibi ve kendi etrafında dönebilir. Kendi etrafına döndüğü zaman yumurtalığı da döndürebilir. Büyük kistlerde biz bu sıkıntıları daha çok görebiliyoruz ve bu nedenle yakın takip etmemiz gerekiyor.
Üreme çağındaki kadınlarda 2 santimin üzerindeki kistlerde ve bir basit görünümlüyse kist, yani bize kötü huylu olabileceğini şüphelendirecek bir bulgumuz yoksa genellikle 1 ila 3 ay arasında kisti takip ederiz. Kist zaten 3 aya kadar yok olduğunu görürüz bu fonksiyonel kistin. Ancak yok olmuyorsa tabii o zaman hastadan yok olmayan kistlerde daha ileri tanı tetkikleri isteyebiliriz. MR'la değerlendirebiliriz ama MR hani kistin iyi ya da kötü olduğunu bizim için çok fazla bir şey vermez. Sadece yerleşimi hakkında bilgi verir. Ve kistlere 3 aydan daha fazla sebat eden kistlerde genellikle hastaya operasyon öneririz. Peki hocam, yumurtalık kistlerinde hangi operasyonları yapıyorsunuz, hangi yöntem? Yumurtalık kistlerini de şu anda kapalı yöntemi daha çok tercih ediyoruz. Yumurtalık kist operasyonları bizim en önemli aslında hedefimiz hasta, özellikle üreme çağındaki hastalarda yumurtalık rezervini, yani yumurtaları daha sonra gebe kalmak için kullanacağı yumurtalara zarar vermemek, yani yumurtalık rezervine zarar vermememiz gerekir. Daha çok kapalı yöntem kullanıyoruz. Kapalı yöntemde yine laparoskopik olarak göbek deliğinden bir kamerayla girip ve birkaç küçük delikle, aletlerle girip kisti cidarıyla beraber, çevresiyle beraber dışarıya alıyoruz. Şüphe duyduğumuz kitlelerde, yani kötü huylu olabileceği konusunda şüphe duyduğumuz kitlelerde yine açık operasyon tercih edebiliyoruz. Ya da yine kapalıyla başlayıp operasyon sırasında patoloji çalışması yaptırıyoruz kitleye, hasta henüz uyurken. Ve patoloğun bize söylediği bu frozen patoloji dediğimiz hızlı patoloji sonucuyla eğer kitle iyi huyluysa operasyonumuzu bitiriyoruz. Eğer kitle de kötü huylu olma şüphesi ya da kötü huylu bir kitle ise operasyonu genişletip kanser cerrahisine dönüyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.